Katkıyı sunan, onu bir politik çerçevesinde tutan, hukuki çerçevesinde tutan CHP'dir. CHP politik kültürüyle onu da insan yapıyor yani. Tezgahtan, hukuk dışılıktan uzaklaştıran bir şey. Çok tuhaf gelir size. Çünkü oyunun içinde CHP tutuyor AKP'yi. Diğerlerinin dalaşma şeklini, değil mi? Birbirlerinin ağzına burnuna hukuk dışı belgeler, bilmem neler, tezgahlar, seks skandalları, bakana it köpek demeler. Değil mi? Bu başka bir şey var. Şimdi bu politik kültürü hem cemaatin, ben burada gördüğüm bu, hem cemaatin hem de AKP'nin politik kültürü çok zayıf. Bir bebek yaşıyor. Henüz her şeyi nesne gibi görüyorlar. Bu sağ kültürde politik kültür oyun oynamayı bilmez. Oyun derken yani bir proje geliştirme, bu projenin karşısında bir tartışma, bir şey etraflıca, bir kuşatıcı bir şeyler söyleme, bunları bilmez. Bunları nesneler, yani sağ kültür oyun, yani siyasi oyun oynayamaz. Mesela siyasi oyundan kastım şudur, işte sendikalar vardır, iş adamları vardır, birinin vergisini çoğalt, birinin azalt. Bunlar hep politik oyunlardır. Hani kendi ideolojine göre bunların düzeni yaparsın. Şimdi sağ kültürün, politik kültüründe en temel şey nesnelerdir. Yani çocuk da öyle. Şimdi çocuklara bakıyorsun, çocukları yetiştirmek, yani bebekleri yetiştirirken, bu şimdi bütün dünyanın uğraştığı bir şeydir. Bunlar bizim de bildiğimiz şeyler ama teorisi yapılıyor. Çocuk oyuna mı yatkın, nesneye mi yatkın? Bazı çünkü ilk çocuk bebek zamanında hep nesneleri eline alır. İki arkadaş yan yana gelsin. Biri hemence her şey benim olsun. Küllük benim olsun, vazo benim olsun. Hepsini sahiplenmek ister. Fakat bir zaman sonra o çocuk çevresinin de etkisiyle oyun oynamaya başlar. Arkadaşlarıyla oyun. Oyun daha başka bir şeydir. Hı hı. Rüya gibi bir şeydir. Oyun kurmak büyük bir beceri ister. İnsan beyni oyun kurarak, insan beyni yani bu dünyada yaşamayı becerir. Bunlar oyun kuramıyor. Cemaat de oyun kuramaz. Tayyip Erdoğan Bey hiç kuramaz. Bunlar çünkü nesneleri kapmakla. Şurayı ben kaptım, şurayı ben kaptım, şurayı ben kaptım. Yani insan sormak gerekiyor. Yani ben bu kadar büyüdünüz yani. Bu ülkede belediye başkanlığı yaptınız. Bu kadar başbakanlık yaptınız. Artık bir oyun oynayın. Yani siyasi, ekonomik, sosyal, değil mi? Bir projeler getirin, tartışalım, içine girelim. Tabii ki bu oyunun hukuki kuralları var. Şimdi siz evcilik de oynarken, çocukken, evcilik oynadığınız zaman, tren oynadığınız zaman, memle oynadığınız zaman, dikkat edin, daha 2 yaşında onun kuralları yani vardır. Bir sen oynarsın, bir oynar. Bir sen, bir sen, bir sen, bir sen. Hep sen oyna, arkadaşın da şey yapsın. Treni ve arkadaşınızı sen hep seyret. Bir çocuk, kapıcının çocuğu, öbürü de büyük iş adamının çocuğu olsun diyelim. Çocuk, kapıcının çocuğu, iş adamının çocuğu oynanıyor. Ama iş adamının çocuğu hep treni o sürdürüyor. O bebeğe sürdürtmüyor. O bebek babasının kapıcı olduğunu bilmez. Hı hı. O çocuk oyuna girmek ister ve her şeyi de yapar. Şimdi bizler de öyle. Bu Türkiye halkı oyuna girmek istiyor. Ekonomisini, yaylasını, köylüsünü, projesini, çocuklarını, bu kavga, değil mi? Buraya girmek istiyor. Ama bunlar hep kendileri sürmek istiyorlar. Çünkü bunlar oyun zekası yok. Oyun zekası olmayan insanlar ister istemez diktatörlüğe, bir tümur imparatorluğuna gider bunlar. Yak, parçala, kır, zindana at, sorgusuz. Yani padişah kültürüne doğru gider.